arkadaşlar, bugün 6 günlük antrenman programının ikinci günündeyiz. İkinci gün ne yapıyoruz? Göğüsten devam edeceğiz. Dün arka bacak yapmıştık, bugün göğüs. Şimdi göğüs antrenmanını nasıl yapıyorum? Size bunu detaylarıyla aktaracağım. Şimdiden iyi seyirler. Göğüs için incline dumbbell press yapacağım. 4 set yapacağım bu hareketi. 15-20 tekrar aralığı 4 set yapıp ikinci harekete geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi ikinci sette devam ediyoruz incline dumbbell press'e. Bu hareketi yaparken dizlerimi yukarı doğru çekmemin sebebi belimdeki kavis boşluğuna engellemek için ayaklarımı yere doğru indirdiğim zaman belde boşluk oluşuyor. Bu da sırta biniyor ve göğüsten yükün çıkmasına neden oluyor. Göğsün tam izole bir şekilde çalışmamasına neden oluyor. O yüzden bu açıyı kapatmak için dizlerimi çektim sehpaya, bastım ayaklarımı, buradaki boşluğu kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi hareketi aldığım zaman başlarken tamamen göğüslerime daha izole bir şekilde, daha etkili bir şekilde çalışmış olacak. O yüzden çok ağır kilolara da gerek duymayacaksınız. Evet, göğüs antrenmanımızın ikinci hareketine geçtik. Yine yerimizi değiştirmeden aynı sehpanın üzerinde, aynı açıda bu kez fly yana açış hareketini yapacağım. 4 sette bu hareketi yapacağım ve diğer harekete geçeceğiz. Yine bu sehpadayız zaten. Şimdi başlayalım. Yep. Hareketi 40 kilolardan başladım. İkinci hareket fly. Fly için bu kadar ağır bir kilo zaten gerekli değil. Hareketin yapılma açışına göre zaten ters çok fazla ağır kilolar. O yüzden yarı yarıya bir kilo seçiyorum. 40 kilo press yaptıysam 20 kilo fly ile devam edeyim. Evet. Şimdi üçüncü hareket göğüs için flat pozisyon sehpa, flat dumbbell press yapacağım. 4 sette bu hareketi yapacağız. Ve burada olan 3 tane temel hareketlerden olan egzersizleri burada bitireceğiz. Bunun için de kaç kilogram? 30 kilogram yeter. Dirseklerin açısı içeride olacak şekilde presleri yapacağım. Yani dirsekler omuz açısında olmayacak. Kapalı bir şekilde tutup göğsün
işte farklı alt kısmına doğru vuracak şekilde ağırlık, o şekilde yapacağım hareketi. 4 set yapıp bitireceğiz. 30 kilolar yeterli. Yap. That's my move. Üst üste aynı sehpanın üzerinde 3 farklı açıda göğüslere nokta atışları yaptık. Tam olarak göğüslerin çalışması için ne yaptık? Hareketi tamamen gösterdiğim gibi izole ettim. Göğüs kasının en aktif olduğu açılarda göğüs kasını çalıştırdık. Hedef bölgelere ateş ettik, hasar verdik. Bu genel olarak göğüs antrenmanı burada 4'er setten 4, 8, 12 zaten tamamlanmış oluyor. Birçoğu bitmiş oluyor. Sonraki yapacağımız hareketler daha çok izolasyon bölgeye kan pompalamak için tamamen hedef bölgeyi öldürmek için yapacağımız hareketler olacak. Şimdi son hareketi, iki hareketimiz kaldı. Bunu süperset şeklinde yapacağım. İki cable'da aşağıdan yukarıya doğru kapama ters V şeklinde olacak bu. Ters V şeklinde aşağıdan yukarı doğru avuç işlerine yukarı bakıyor. Göğsü en aşağı noktadan en yukarı noktaya kadar sıkıştıracak. Yani bu açı. Bu açı gördüğünüz gibi. Bunu yapacağım. Neden? Incline chest press'te en son açıda yukarı doğru. Yukarı tam aşağı indirmeden en son yukarı açıda sıkıştırarak yapacağım. Bir seti tamamlayacağım. Bu şekilde 3 set 2 hareketi süperset şeklinde yapıp göğüs antrenmanını bitireceğiz. Thank you.
yaparken gelişmek istiyorsanız stratejik olarak çalışmanız gerekir. Ağırlıklarla savaşmayın. Stratejik olarak planla, programla, hedefe yönelik, kas gelişimine yönelik antrenmanlarınızı mutlaka belli bir plan program üzerine kurgulamanız lazım. Dönünü döne diyecek mi? Evet, göğüste artık enerji kalmamış zaten, sıkamıyorum. Ilerlemenizi, daha ileriye gitmenize sebep olur.